Kadıköy'de dev derbi. Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. Muhtemel 11'lere bakalım. Derbiyi konuşalım. Derbiyi değerlendirelim. İşte ev sahibi Fenerbahçe muhtemel 11'i. Kalede Livakovic. Hemen defans hattı geliyor ekranlara. Osay Sama, Ciku, Bekao, Ferdi dörtlüsüyle çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Derbi maçı önlerinde İsmail ve Fred oynayacak. Sarılacı takım da büyük bir ihtimalle. Tadic, Şimanski, İrfancan hücum hattını oluşturacaklar ve Santrafor bölgesinde de Ceko'yu izleyeceğiz. Muhtemelen tabii son kararı İsmail Kartal verecek. İşte Sarı Lacivertler'in derbide çıkması muhtemel 11'inin sahaya dizilişi de bu şekilde olacak. Büyük bir ihtimalle Kadıköy'de derbi mücadelede. Şimdi bir de konuk ekip Beşiktaş'a bakalım. Hafta içerisinde Kupa mücadelesinde Ankara gücüyle karşı karşıya geldi ve golsüz bitmişti o maç Beşiktaş. Bu maçta yine kalede Mert'in oynamasını bekliyoruz. Kupada da forma giymişti, iyileşti. Mosuak'ı, Vorol, Necip, Onur dörtlüsünü göreceğiz. Önderinde Cezson ve El Musrati. Sivansson'un cezası var hemen hatırlatalım. Onur'u göreceğiz. <laughs> Cezson ve El Musrati onların önünde. Semih, Muçi ve Raşit Sa Semi'nin de iyileştiğini antrenmanlara katıldığını söyleyelim. Hücum hattını oluşturacaklar ve Santrofor bölgesinde de yine Ankara gücüyle oynanan kupa maçında olduğu gibi Muleka'nın forma giymesi bekleniyor. Beşiktaş'ta siyah beyaz takımın yeni teknik direktörü takımın başına ikinci dönemini bir bakıma yaşayan Serdar Topraktepe'nin 11'nin böyle olması ve sahaya Beşiktaş'ın bu dizilişte çıkmasını bekliyoruz ama teknik direktörler belki de 11'lerine farklı seçimlerde de bulunabilirler. Bulunmalılar mı? Bizim muhtemel 11'lerimiz böyleydi. Masamıza dönelim bakalım konuklarımız ne diyecek muhtemel 11'ler için. Hocam, Ahmet Hocam ne dersiniz muhtemel 11'ler için? Hem derbiyi değerlendirelim hem 11'leri. E, Fenerbahçe'nin 11'i bence bizim az önce değerlendirdiğimiz 11 olacak. Beşiktaş'ta son dönemde Svensson oynuyordu. Onurla ilgili bilgiler geldi. Semi iyileşmiş. Kendi adıma Semi'nin oynamasını bekliyorum. Ee, Serdar Hoca'nın yine orada olduğu gibi onu oynatması için de Gezalı kesmesi lazım ki Gezal'da Serdar Hoca'nın gelişiyle e, bütün futbolcular gibi e, mücadele yönünden üst düzeyde performans sergiliyordu orada bir değişiklik olur mu? Yani onun üzerinde bile durmaya gerek yok. Kim oynarsa oynasın mücadele olarak kesinlikle taraftarın gönlüne su serpecek bir anlayış bekliyorum Beşiktaş'tan. Bu derece üst düzey bir mücadelede Fenerbahçe'nin işini oldukça zorlayacaktır. Çünkü Fenerbahçe'de bilemediğim bir şey şu. Evet, kadro çok kaliteli. Bu kadro oynadığı zaman rakip kim olursa olsun her rakibi yenebilecek bir kadro. Öyle bir oyunları da ligin genelinde olmuştu. Ama şu an 7 puan Galatasaray'ın gerisindeler. Son Sivas beraberliğinin beraberinde getirdiği moral bozukluğundan e, herhalde kırılma eşikleri biraz daha düşük olabilir. E, direnen bir Beşiktaş karşısında Fenerbahçe istek olarak, mücadele olarak ne yapacaktır ondan emin olmadığım için. Oyunun başından özellikle çok çekişmeli, belki de pozisyonların fazla olmadığı, e, mücadelenin ön plana çıkmasını beklediğim bir derbi bekliyorum. Serkan Korkmaz tabii geçen haftaki olacak. puan kaybı, sonrasında Galatasaray'ın bu haftaya da galibiyetle başlaması e, Fenerbahçe'yi derbide etkileyecektir. Ama Beşiktaş'ın da son kupa maçında da gördük. Serdar Hoca'ya rağmen hala kötü bir futbol oynadığını da söylemek lazım. Ee, evet ama bence bir toparlanma var. Ee, Beşiktaş en iddiasız ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin de en favori olduğu maçlarda bile zaman zaman Kadıköy'de e, tarihe geçen başarılara imza attı. Ben de e, Fenerbahçe'nin e, muhabirlerimizin verdiği 11 ile çıkacağını düşünüyorum. İsmail Fret zaten yani, oturmuş e, bir ikili. E, ee, İrfan Can Şimanski Tadic üçlüsü var önlerinde. Ve en önde de tabii ki Ceko olacak. Ee, ama tabii ki oyunun gidişatına göre formda sürekli gol atan dakika başına e, çok önemli bir gol sayısına ulaşan Batu Şua'yı de görebiliriz. Tabii ki gidişata göre. Trabzonspor büyük maça hariç Başakşehir'in Beşiktaş ve Fenerbahçe'de derbi golü olmadığını ben bir evet. not olarak. Evet. Izleyin <laughs> izleyin Ama derbilerde çok şey. uzun süredir zaten dikkat çeken bir başarısız e, performans var Fenerbahçe adına. Ama Başakşehir'in Beşiktaş Aynen. Yani performansı da Takımın derbi şanssızlığı yaşıyor Takımın Türkiye'de. motivasyonunu şöyle yorumlamak istiyorum. Henüz e, tabii Galatasaray'ı konuşurken biz Galatasaray'ın şampiyon, şampiyo, şampiyon e, kimimize göre olduğunu vurguladık ama Fenerbahçe'nin hala bir şansı varken ben bu son 2-3 gündür alışıldığın dışında sıra dışı bir suskunluk içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Ve bu bayağı bir konu biliyorsunuz. Kanaat önderleri, basın mensupları, sosyal medya fenomenleri, sosyal medya kullanıcıları arasında Fenerbahçe niye suskun? İşte buna dair komplo teorileri falan da ürüyor. Oysa iş işten geçti belki de ama e, tam da Fenerbahçe'nin yapması gereken buydu. E, özellikle en son Sivas maçındaki son dakikada e, ev sahibi takımın Sivasspor'un kazandığı penaltıda yabancı varın pozisyonu izlemeye çağırmasıyla ilgili e, olarak normal şartlarda bizim son birkaç senedir e, Sayın Koç döneminde gördüğümüz Fenerbahçe'nin gerek ee, sivil <laughs> sosyal medya kullanıcıları arasında gerek kulübün resmi e, organları e, ve hesaplarında daha farklı tepkiler görmeye alışmıştık. Ama Fenerbahçe'de ciddi bir suskunluk oldu. Bunun çok çok daha azı. Yani düşünsenize belki de şampiyonluk kaçtı o penaltıyla. Ama Fenerbahçe yönetiminden e, belki teknik heyet biraz değinmiş olabilir basın toplantısında. Buna dair hiçbir reaksiyon görülmedi. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Tespit olarak ortaya koyuyorum. Orada penaltı pozisyonunu biliyorsun. Savunma oyuncusuna değil, Kaleci'nin yaptığı harekete verildiğini öğrendikten sonra da bir tepki gelebilir. Çünkü yorumlayanlara yani, büyük evet. bir bölümü defans oyuncusunun hareketinin penaltı olduğunu söyledi. Hatta Erman Hoca da diyor yani, var kayıtları açıklanınca bizim yayınımıza bağlı. Pozisyon gri. Yani defans oyuncusunun yaptığını kesin penaltı derim aynen. ama Kaleci'nin yaptığını verildiyse sabah kadar tartışılırım Aynen dedi. Aynen. Benim bu, e, bu konuşmalar çok Hani taraf olmayı istediğim konuşmalar değil ama şundan adım gibi eminim. Pozisyon gri. Yani penaltı diyen de var. Penaltı değil diyen de var. Tuttukları takıma göre konuşanları dışında hani uzman olarak, e, otorite olarak, tarafsız gözle bakabilen X hani İngiltere'deki bir futbol taraftarına göstersen ya da bir futbol hakemini. E, ama yabancı bir var hakeminin vara çağrışı. Mevcut var protokolüne rağmen e, bayağı ciddi şekilde sosyal medyadaki Fenerbahçeliler tarafından tepki olarak ortaya konsa da Fenerbahçe yönetiminden ilk kez ve belki de bu sezon boyunca en çok yapılması gereken yerde e, bir sessizlik, o, yani konuşma yapılması veya bir açıklama yapılması gereken yerde bir sessizlik olarak tezahür etti. Ve bu ilginç bir durum. Bunun tespitini yapmak isterim ben de bir basın mensubu olarak. E, neden? Söz bitti galiba. Hani ben sözün bittiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarı da öyle bir psikolojiye geldi ki... E, sanki... Hani benden bahaneler duymaktan bıktıysan... Her programa geç geliyorum mesela. Tamam mı? İşte e, eşim hastalandı, trafik vardı, arabanın lastiği patladı. Ya Cüneyt ne oldu inanamazsın falan. Hani en sonunda... Yine bir şey oluyor ve artık o son final yani artık seni bardağın taşıran son damla şampiyonluğun kaçtığı hakem kararı diyelim. Hani ben burada haklı haksızında değilim. Ama orada sen bana bir şey demiyorsun. Bu Sormuyorsun. Diyorsunuz. Sormama sebebin duyacağın her şeyin seni sinirlendirme ihtimalinin yüksek olması. Hmm. Ben de bir şey söylemiyorum sana artık bahane olarak. Çünkü bakıyorum duruma artık adam soru da sormuyor ya. Hani anlatabildim mi hocam? Şu anda Fenerbahçe'nin sessizliği aslında çok manidar ve e, sakın yanlış anlamasınlar sessiz kalınış kalmalarını eleştirmiyorum. Bilakis en baştan beri böyle mi olsaydı acaba diyorum. Çünkü normal şartlarda Fenerbahçe futbol takımı kalitesi an itibarıyla bu ülkedeki her kupaya hatta Avrupa'da mücadele ettiği Konferans Ligi'ne de sahip olmayı hak edecek bir kadro. Abi yani o kadar çok farklı. Yani o hep hani şey var ya o benzetme. O ben yapmadım o benzetmeyi. O yüzden e, takipçisi olarak anlatayım. Bütün tuşlara basma hikayesi. Fakat klavyede bir de ESC olarak özetlenen Escape tuşu var. Evet, escape tuşuna basarsan ekran gidiyor. Yani bütün tuşlara basmak iyi bir şey değil. Bazen yoksunluklar ve eksikliklerden dolayı kayıplara uğrarsınız. Bazen de fazlalıklardan dolayı bedel ödersiniz. E, bu programın bir yerinde bahsettiğim gibi Fenerbahçe'nin genel olarak şampiyonluk yolunda e, kendisine yol açacağını düşündüğü bazı bakış açıları, iletişimleri aslında ciddi anlamda Galatasaray'ı motive etti. Mesela en son beka söylemi. Şimdi bu devletin her kademesinde askeriyesinden polisine, eğitim sisteminden sağlık sistemine, bürokrasisine, özel sektörüne, patronajlarından işçisine, köylüsüne, öğrencisine, 7 yaşındaki okuma yazmayı yeni öğrenmiş çocuğundan 90 yaşında torununun torununu gören anneannesine kadar, nenesine kadar hani her kesimde her takımı tutan insan var. Sadece kendi pen pencerenizde tünel körlüğü içine girdiğinizde yaptığınız her hareketin karşıda yani karşı tarafta ürettiği bir reaksiyon var. Icardi motive edildi mesela. Aa, bak beka sorunu dediğin var ya bak. Değil, yani çok bak, uzatmak istemiyorum 30 uzatma Yani 30, ben milyon, 30 dil demek istedi mesela. Aynen şey. yani öyle olduğunu ben düşünüyorum. 30 milyon taraftarı bir anda suçlu. bak bir anda 30 milyon taraftar kasa edersen o kulübü alarma mı? getiriyorsunuz Bütün, yani karşınızdaki yani, camiayı? Aynen. Aa bizi beka sorunu olarak görüyorlar diyorsun. Hoş değil bunu da hiç açmayalım hoş değil yani bunu daha dikkatli tabii, konuşmak gerek. Tabii yok, estağfurullah biz sadece tekrar yapıyoruz. Hayır, ben Bizim... senin için söylemedim. <laughs> Hı -hı. Hayır yo, yo, yok yani yok, bu ben kelimeleri dahi konuşmak. Sizi, sizi... kastederek evet, icat evet. duymadım. Hani böyle bir durumu konuşma sebebimiz biz değiliz. Bunu konuşmaktan dolayı çok da hevesli bir. Program profili değiliz zaten. Ama buraları tespitini iyi yapamazsak, Komoli ile Kokoli Komoli ve Koko, koku kokuyla başlayan süreci Fenerbahçe'nin iyi analiz edemediğini de Fenerbahçe'ye itiraf ettirmek zorundayız. Çünkü hani bizler de bu ülkenin, bu ülkenin sporunun, bu ülkenin futbolunun iyiliği için uğraşan insanlarız. Hepimiz tabii ki tarafız hani birimiz Altay'ın efsanesi ötekimiz başka bir takıma gönül vermiş ben oğlumla aynı takımı tutmuyorum babamla da aynı takımı tutmuyordum Bak, bu gerçek laf olsun diye söylemedim ben, ben de Altay'ım hani, oğlum başka takım tutuyor ne de, kadar evet. böyle beka sorunlarını <laughs> hayati problemleri Tabii. düşmanlar ha, vardaki, düşmanlar yarattınlar operatörlerin düşman. terör örgütü üyesi olduğu imalarına kadar geldi olay Aykut Hoca'nın yardımcılarına söyleneni tekrar bile etmekten icap duyuyorum zamanında hani bir sakin olunmalı. Bu bir futbol, bu bir spor işi. Rekabet var, yoğun rekabet. Büyük paralar, bedeller ödeniyor. insanların huzurları kaçıyor. Onu da anlıyorum. Başkanlar, yöneticiler, herkes gerçekten çok ağır bedeller ödüyorlar. Bunu kabul ediyorum. İşlerinde iyi niyetliler, çok iyi niyetliler, kötü niyetliler, çok kötü niyetliler var. Esas ama Serkan'cığım bir insan bir yerde hata yapıyorsa kendini sorgulamalı ya. Yani dışarıyı suçlar eder. Tabii ki bu düşüncesi olabilir ama en önemli yani hepimiz de hayatta da bir şeyler sıkıntı olduğun, başarısız olduğun zaman kendini suçlayacaksın. Ben nerede yanlış yaptım? Ben nerede bu hatayı nasıl yaptım? Kendimi nasıl geliştirmem gerek? Vesaire vesaire. Yani e, en büyük sıkıntısı bu. Yani sen bir doğru öz eleştiri yapamazsan doğruyu bulamazsın. Hep böyle suçlayarak ederek falan böyle ha, ya e, sen, birilerine hedef göstererek. Ha, sen ben bak zaten şimdi, çok yakın oturuyoruz. Hayatın içindeyiz. Bizler hayatın içinde insanlarız. Fil dişi kulelerde yaşamıyoruz. Cüneyt de öyle. Siz de öylesiniz ben de dedim. Ben bugün işte bu saçımı kestirdim. Buradan Yakup'a da selamlar. Hani Yakup kardeşim gencecik, 24 yaşında, pırıl pırıl, Fenerbahçe tutkunu bir kardeşim benim. Ya keşke o konuşsa yani. Bizler çünkü hani Fenerbahçeli olmadığımız için hani bayağı ciddi bir kitle tarafından düşman sınıfına konduk senelerdir. Ya bir de Kimin dediğine değil de. Ben ne yapayım? Ocak çok kimin... özlem bir şey söyleyeceğim. Çok, çok Yok, güzel. Yok hocam söyleme düşman, hayır, Güzel bir şey. Ha. Ben ben ne yapayım? Hem Fenerliler düşman ediyor. Düşman ha. ilan etti. Her hem Galatasaray'lar. Bir böyle olur. bir şey var mı? Ben ya? mesela en çok bilinci Galatasaray'dan ha. Demek yetişim. ki ben doğruyu söylüyorum demek ki. Yani iki tarafta da düşmansa tabii, demek tabii. ki doğruyu söylüyorum. Yani olabilir. Hani e, Fakat hani şurasında şöyle bir durum var. Bir Z raporu çıkarılmalı. Bir öz yapılmalı. Bu sessizlik bir öz mi? öz eleştiri süreci mi, kabullenme mi, inkar mı? Onu bilmiyorum. Öz acımasızca Ama olur Serkan'ım. Fenerbahçe camiasının Fenerbahçe camiasını camiasını yüzeysel camiasını olmaz, acımasızca olur. Sevgiye, huzura ihtiyacı var. Fenerbahçe'de gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da şampiyonluk için gereken her şey var ya. Çok güzel Serkan'cığım bak şampiyonluk yarışına giderken takımın ritmini bir temposunu fiziksel bir de mental olarak. Çok zor. Bak, şimdi bak, başka bir şey bunlar. söyleyeceğim. Evet, Hayra bak. Hem tempo seni. hem de mental olarak geriye neyle götürdüler biliyor musun? Süper Kupa finaline çıkmayarak ya. Sen takımının giden başarılı ritmini bozdun. Katılıyorum size takım ama form... bunu Bak, bak Serkan'cığım. Fenerbahçe ile Galatasaray oynadığında o zaman da biz Cüneyt'le programda söyledik bunları. İki saate yayında. Bir takım... Ritmi vardır. O ritmi yakalamıştı. Galatasaray'dan daha önde Bence ve favoriydi. formdaydı. Favoriydi. Bence favoriydi. Hatta Avrupa'da biz beraberken Aynen. bunu konuştuk. Programda da söyledik. Ve de eğer Fenerbahçe o Süper Kupa finaline çıksaydı, kazansaydı... Kendi... Şu an başka bir bak, bambaşka, iklimde yaşıyor olabilirmiş. Psikolojik baskıyı Galatasaray'a götürecekti. Hocam. Daha kendi özgüvenli, moral motivasyonu yüksek bir Fenerbahçe olacaktı. Oraya çıkmayarak takımın temposunu, ritmini düşürdü. Mental olarak da takımı bozdu. Oyuncuları farklı bir noktaya çekti. Bir bakıyorsun işte Kadıköy'de 25 bin taraftar hocam geldi. Farklı noktalara mi? gitti. Bir işler. kupadan oldu. Ünal Aysal'ın Galatasaray basketbol takımından yaptığı Bir kupadan değil. Şeyin belki, belki. Ben sana bir kupa diye katılmıyorum. Belki iki kupadan Serkan. Hatta süper kupayı alıp hocam, Süper, ku, e, süper ligi de alıp iki kupayı birden belki orada kaybetti. Bak, yani Fenerbahçe'nin Bak bir kupa değil Serkan. Gelmiş büyük bir fırsat vardı. Süper Kupa finali Şanlıurfa'da oynanan. Bu kadar bariz bir fırsatı bu kadar kötü değerlendirmek bilmiyorum. Hani zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum ama e, bazen tünel körlüğü insanın sağlıklı düşünmesine hani ben mesela kendi Ön oğlumla demek... ailemle ilgili konularda çok objektif düşünemiyorum ya. İşte hiçbirimiz öyle değiliz. Demek ki her yani. şey yok Fenerbahçe'de sevgili Serkan. Var hocam. Yani her şey varken bu derece büyük hatalar yapılıyorsa orada demek ki bazı tespitlerde biz bulunamıyoruz. Hata demek doğru bunlara. Yani hani... kes, kesinlikle hata. O yüzden bu hataları yapmayacak insanların... Biraz huzura ihtiyacı var Fenerbahçe'nin ve biraz galiba şöyle bir şey var. Hani bazen Şerkan, Cüneyt benim bak. arkadaşım mesela ona şunu deme hakkına sahibim. o da bana da Cüneyt çok yordun be abi beni. Abi yorma ya sakin ol. Gel bir çay içelim ben, baba. Boş ver havadan sudan. Mesela ya ben bir Fenerbahçe taraftarı olsam e, yönetime en çok bunu söylemek isterim. Abi çok yordunuz beni ya. Hiç başarısızlıkla değil Serkan. Oyun var mı aralarında? Bak kamuoyunu yorma. ...değil yani... gerçekten kendilerini çok yordular. Bak, Fenerbahçe kendi kendine o kadar bak, yordu demek bir ki bunu yaparken yolatasaray motive etti. Bir nitelik yok. Serkan bu son düzlükte şey son düzlükte olacak iş değil bu yorma. Yanlışlık düzük. bak evet, şimdi aynen, son sen şimdi olmaz. at son düzlüğe gidiyor artık Hı -hı. yarışta falan sen tutmazsın değil mi? Salarsın at gider işte birinci olacaktır değil mi? Mesela bırakırsın. Şimdi öyle bir son düzlüğe girildi, girildi artık affı yok böyle hata yapan gidecek. ...iki takımdan biri kırılacak sen burada bir tane az önce Serkan söyledi ya dedim ki katılmıyorum bir tane değil Süper Kupa değil Süper Ligi de belki onu kazandı bir anında kazanacaksın bu psikolojik baskıyı Galatasaray'a götüreceksin rakibine sen bundan mahrum bırakıyorsun takımını o ritmi bozuyorsun mental olarak da oyuncular ya nelerle uğraşıyoruz biz falan çoğu demiştir yabancı oyuncular ya bir Süper Kupa finale çıkmıyoruz çıksak kazanacağız kendimize güveniyoruz biz formdayız takımın o formun ritmini bozuyorsun mental olarak çöküntüye sokuyorsun Ondan sonra diyorsun ki ya işte biz çıkmadık olsun şöyle bir oldu vesaire falan. Ya sen bu kadar bütün seneyi düşünebiliyor musun? Sen oradaki verdiğin yanlış kararla hemen bir hafta içinde işte Süper Kupa finaline çıkmayarak takımına da kulübe de büyük e, zarara sokuyorsun. Madde açıdan demiyorum bunu. Yani manevi açıdan sen bütün fenerbahçeler ne bekliyor? Özellikle Süper Lig şampiyonluğu değil mi? Süper Kupayı kazanılmasını istiyor son düzlükte. Sen bundan birini almayarak iki yani... Rakibine iki kupayı da kendi elinle ikram ediyorsun ya bak bunu düşünsün Fenerbahçeler. Ya herkes sen çıksa. çıksa birine öbürsünü de işte e, matematiksel belli olduğunda ikinciyi de o. Galatasaray'da Eğer... bir lig şampiyonluğu kupasını, basketbolda Serkan değil. ben sana Serkan evet çıkmayarak bir doğru şaka söylüyorsun. Gibi. Ne oldu ne geçti Galatasaray basketbol şubesi o günden beri belini doğrultamadı. E, e, beşik... O gün zirve beşik... noktasındaki Galatasaray basketbol şubesi, evet. EuroLeague'ler konuşulan basketbol şubesi her geçen yıl kötü ve küçülmeye gitti. E Beşiktaş? Bir finale beşiktaş, de alakalı. Beşiktaş? beşiktaş e bir beşiktaş, şeyle alakalı da onu kazansaydı. Serkan, iki sene ceza aldı Beşiktaş'la. Hiç gereksiz onlar da iş çıkmadı. Oo, o da, da yanlış. Sevdiğimiz ben, insanların bak, kalbini kırarız bayağı. Fenerbahçe yani. bunu Şenol abi, Bak, bak Büyük resmi okuyamadı bana göre. Büyük resim. Biz Süper Kupa'ya çıkacağız, formdayız, kazanacağız. Oyunculara güveniyoruz. Güçlü bir kadromuz var kazandık bu baskıyı onlara Galatasaray'a götürdük. Ondan sonraki süreçte de o baskıyı biz doğru bir kendi lehimize çevirirsek psikolojik üstünlüğü de elde edeceklerdi o zaman. Edecektik yani ligde var ya bir kupayla değil iki kupayla bittirdik. Hocam yani bunu, bunu bu, bu fırsatı tepti Serkan. Psikolojik huzur Psikolojik dinginliği yayıncı olduğumuz için e, o psikolojik yüzden Bu yorumların yapıldığı zannedilecek değil. Ay, siz, Yok siz ya bunu bir, 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 söyleye bu ya, bir, bir şey söyleyeceğim. Yani. E, ya bir şey söyle. Hayır. Ya bir şey O gün de söyledim. Biz futbol adamıyız. Bunu yayıncılık e, kuruluş evet biziz. Yapılmayan Ama yani bunun her için değil. Ya yani. bunu Allah aşkına bir futbol evet. adamı, bir futbol spor futbol sever, nasıl kabullenir ya? Ya futbolu seven herkes der ki, Fenerbahçe'yi sahada görmek ister. Bizim de kongre arkadaşımıza çok böyle türbünden var. Sokakta gördüğümüz insanlar var ya hepsi Fenerbahçe sahada olması gerek bizden fikir. Evet olmayanlara var diyorlar. Evet onlara da saygı duyuyorum ama Fenerbahçe sahada olur ya büyük bir camia. Sağda olup 117 olmak camia. Için var Fenerbahçe. Sağda olup Galatasaray'a ezeli rakibine Kurate Cüneyt. Meydana Meydanı orada okur. Meydana ben başka bir şey ya. söylüyorum. Ben Bak olur sağda olmasının ya. yayıncı kuruluşu Yok, diye o da demiyorum. Dile ya hayır psikolojik baskıyı da götürsün o kupayı alarak doğru mu rakibini Tabii. Ki. şampiyonluk yaşında Tabii. yaralarsın. Bence söylüyorum Bence tarihi bir ben. fırsatı tepti Fenerbahçe orada. Aynen. Bu senenin şampiyonluğunun en iki kritik noktaları şam... noktalarından birisi iki şampiyonlu, iki şampiyonlu, Bir anda iki şampiyonluğu eliyle etti belki. Hocam Galatasaray. Biri bir dakikalık maçın ardından ülkenin, Galatasaray'ın merkezi olan İstanbul'a çok uzak bir noktasında yöre halkıyla beraber sadece Süper Kupa kutlamadı, şampiyonluk kutlamaları başlattı. Oradaki manzaraları hep beraber gördük. Beraberdik. Tamam. Yani e, bilmiyorum, yani çok son derece iyi niyetle konuşuyorum. Yine bundan da düşmanlık güdenler, düşman yerine koyacak olanlar olabilir. Ama... Hayat ya sürekli söylemek saatte kadranın değil sonuna yani. kadar görüp 300 kilometre hızla gitmek değil. Arada sağa çekeceksin, Niye? bir çeşme başında duracaksın, Niye? yüzünü yıkayacaksın, şöyle bir gökyüzüne bulutlara bakacaksın, yolun tadını çıkartacaksın. Ama Fenerbahçe için bence biraz dinginlik Peki. ve iç hesaplaşma zamanı.